Vizyon 58 ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Bugün yine değerli hekimlerimizden kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emel Peru Yücel konuğumuz olacak. Kendisiyle burun ameliyatları ve burun problemleri üzerine konuşacağız. Aklınıza takılan tüm soruları 0346 alan kodu ile 225 30 11 nolu telefon numarasından bizlere iletebilirsiniz. Emel Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Emel Hanım, bizler sizleri yakından tanıyoruz. Fakat ekran başında sizleri tanımayan seyircilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1981 Sivas doğumluyum. Yine ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Sivas'ta tamamladım. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Yine ara vermeden uzmanlığımı da kulak, burun, boğaz anabilim dalında yine Cumhuriyet Üniversitesi'nde bitirdikten sonra bir dönem mecburi hizmet için Sorgun'da, Sorgun Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. Bundan sonra tekrar Sivas'a döndüm. Bir dönem Sivas Numune Hastanesi'nde çalıştıktan sonra şimdi yine Sivas'ta özel bir hastanede hizmet vermekteyim. İyi ki bu hizmeti veriyorsunuz Sivas'ta. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, o zaman. Teşekkürler. Emel Hanım, bugün burun ameliyatları ve burun problemleri üzerine konuşacağız dedik ama en çok rastlanan burun tıkanıklığı günümüzde. Burun tıkanıklığı ile isterseniz başlayalım konumuza. Burun tıkanıklığı neden kaynaklanır? Şimdi biz primar olarak burundan nefes alırız. Normal anatomik süreçte ağızdan da nefes alsak da fizyolojik olarak burnun açık olması gerekiyor. Tabii burun tıkanıklığı yapacak sebeplere bakacak olursak burunda kıkırdak eğrilikleri, kemik eğrilikleri, evet, yine burun etleri, halk arasında burun etleri olarak bilinen biz konkalar diyoruz. Konkaların büyük olması, dejenere olması önemli burun tıkanıklıklarına sebep oluyor. Bunun dışında yine alerjik hastalıklarla beraber olan polipler, bunlar da nazal burun içerisindeki pasajı kapatarak burun tıkanıklığı sebeplerinden birisi. Yine en çok nazal valf disfonksiyonu. Bunu biraz açmak istersem, şimdi burnun normalde ön kıkırdak kısmının belirli bir açısı var. Evet. Nefes alışverişte bu açı açılır ve kapanır. Bu açıların devamlı kapalı olması da önemli bir burun tıkanıklığı sebebi. Yine çocukluk yaş grubunda en sık gördüğümüz geniz eti. Geniz eti de nazal pasaja tıkayarak burun tıkanıklıkları, ağzı açık uyuma, horlamalara sebep olabiliyor. Tabii bu geniz eti hani bir hastalık olarak bakmamak lazım. Bir çocukluk dönemi bulgusu. Fakat işte işitme kayıpları, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarına sebep oluyorsa, yine burun tıkanıklıkları, uykuda solunum durmasına sebep oluyorsa, tabii cerrahi yönden de tedavileri planlanıyor. Yine özellikle çocukluk yaş grubunda burunda tek taraflı akıntılı burun tıkanıklıkları sebepleri olarak da çok sık görüyoruz biz oyun çağı çocuklarda. Yabancı cisimler. Evet. Bunlar bir oyuncak parçası, işte bir kalem ucu, silgi gibi ya da bir gıda parçası olabilir. Bunlar da aklımızda olması gerekiyor. Yine erişkinlerde burun tıkanıklığı yapan yavaş yavaş tek taraflı burun tıkanıklığı sebepleri olarak da paranazal sinüslerin tümörlerini, kitlelerini, kanserlerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, aslında birçok neden var burun tıkanıklığına yol açan. Peki tedavilerini nasıl sağlıyorsunuz hocam? Yani muayeneleri var mıdır yoksa direkt bir cerrahi işleme gerek var mıdır? Tabii önce biz yani burun tıkanıklığının sebeplerinin ne olduğunu hani bilmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle direkt muayenelerle ve görüntüleme eşliğinde endoskopik muayenelerle yapıyoruz ve yardımcı görüntüleme tekniklerinden de tomografileri de kullanıyoruz. Endoskopik muayene dediğiniz bildiğimiz bu mideye de yapılan kameralı inceleme yani, işlemi evet, diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Yani optikler, bunlar burun için ince uçlu optiklerle biz burun içerisine girerek işte burunda kıkırdak kemik yapıyı, nazal duvarı, burun etlerini ve burun arka pasajlarını, paranazal yani sinüslerin drenaj yollarını görüntüleyebiliyoruz. Bunu neden sordum? Endoskopi deyince biliyorsunuz insanlar hemen bir ürkmeye başlıyorlar hocam. O yüzden özellikle belirtmek istedim. Yani bizim endoskopik yani görüntüleme yöntemlerimiz böyle şey yani anestezi altında ya da değil normal muayenede yani poliklinik muayenesi esnasında yapılan hani çok kısa işlemler. Korkutacak bir öyle işlem değil aslında. Peki hocam çok sık rastladığımız bir durum daha var. Burun kemiği eğrilikleri.
Biz aslında böyle bir yavaş yavaş ameliyata doğru gideceğiz. Bu eğrilikler neden olur? Nasıl oluşur? Şimdi burun kemiği eğriliklerinde en sık yani sebep olan nedenlerden birisi travma. Bir diğeri de gelişimsel süreçtir. Gelişimsel teori. Travmayı yani çok genel düşünmemiz lazım. Daha bebek doğum kanalından geçerken anne karnında aldığı travmalar, yine çocukluk döneminde yani büyürken aldığı travmalar, bunların hepsi burunda kıkırdak parçada ayrışmalara, kırılmalara sebep olarak burun tıkanıklığı yapabiliyor. Bir diğer yani burun tıkanık kemik eğriliği yapacak problemler de gelişimsel teori. Bu da şöyle, ağız tabanı ve kafa tabanı kemik yapıda ve ortadaki de kıkırdak yapı, bu gelişim sürecinde burada eğilmeler oluşabiliyor ve biz yani bu eğilmeler de burun tıkanıklığına sebep oluyor. Tabii burun tıkanıklığının bir de nerede olduğu da önemli, yani burunda. Mesela bu çok geniş olan, hani burnun arka kısmındaysa bu kıkırdak ve kemik eğrilikleri, klinik olarak önemli bir burun tıkanıklığı yapmayabiliyor. Fakat daha dar olan burun ucunda, nazar varf bölgesindeyse de önemli burun tıkanıklıklarına sebep oluyor. Evet. Peki hocam, bu burun tıkanıklıklarının sonrasında kemik eğriliğinden devam edecek olursak, deviasyon diye de geçiyor herhalde. Belirtileri nasıl oluyor? Yani gözle görülür bir belirtisi mutlaka olmalı mı? Mesela burnu düzgün duran bir insanda da deviasyon vardır diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, yani deviasyon, biz klinik olarak deviasyon olarak konuşuyoruz. Deviasyonu biraz açacak olursak, yani septum, yani evet, septumun eğriliğine deviasyon diyoruz. Bu burnu ikiye ayıran, sağlı sollu ikiye ayıran, önde kıkırdak, arkada kemik olarak devam eden bir duvar, pasaj. Evet. Bunun eğriliklerine de bu kıkırdak yapıda olabiliyor. Önde kıkırdak, arkada kemik ya da kemik yapıda olabiliyor. Deviasyon diyoruz. Buna mesela normal bir hastanız geldi, kendinde bir rahatsızlık hissediyor diyelim. Ama bunu hani illa gözle görülür bir eğrilik olmak zorunda mıdır? Yani şöyle, yani içte de deviasyon çok sık. Yani toplumumuzun %80'inde deviasyon var. Tabii önemli olan bu deviasyonun klinik olarak da anlamlı olması. Yani klinik şikayetlerinin, işte bir burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, sık sık hastalanma, ağzı açık uyuma gibi şikayetlerinin de olması gerekiyor. Bu yan şikayetler de bizim için önemli. Yani bu şikayetlerle aslında tanı konulabiliyor, doğru mu hocam? Ya deviasyonu tanıyoruz ama tabii bu şikayetlerle müdahale edip etmeyeceğimize karar veriyoruz. Peki, deviasyon olan bir hastada, burun kemik eğriliği olan bir hastada, ya da öyle söyleyeyim, ameliyat kararını nasıl verirsiniz? Ameliyat nasıl yapılır? Ameliyat kararına tabii hastanın kliniği de bize çok önemli. Gece ağzı açık uyuması, işte uykuda solunum durması, sık sık hastalanması problemleri varsa biz ve muayenelerle de baktık, burunda kıkırdak eğriliği, kemik eğriliği varsa yani ameliyat kararını veriyoruz. Ameliyatlarımız bu, yani kıkırdak eğriliğine, kemik eğriliğine yaptığımız ameliyatlar çok böyle uzun ameliyatlar değiller. Kısa süren ameliyatlar. Ve burunda pasajda da tamponlar yerleştirerek ameliyatı sonlandırıyoruz. Şimdi burun ameliyatı olmamış bir hasta için en çok böyle zor ameliyatlardan biri söyleniyor burun ameliyatı için. Tampon olayına girdiğiniz an hastanın hemen bir ürkme süreci başlıyor. Tamponlar teknolojik ilerlemede değişti mi hocam, yoksa eskisi gibi gazlı bez şeklindeki tamponlar mı kullanılıyor? Teşekkür ederim bu soruyu da sorduğunuz için. Bizim hastalarımız da, yani ameliyat kararını verdiğimiz zaman da en çok bize sordukları sorular bu tamponlar. Eskiden uzun gazlı bez şeklinde tamponları kullanırdık biz. Buruna uzun, bu uzun tamponları yerleştirirdik. Tabii bunlar mukozalara yapışırdı. Çıkarırken de hastanın yani bir can yani yanması, bir kanamalar olabiliyordu. Şimdi biz artık bu tamponları kullanmıyoruz. Silikon tamponları ya da merosel tamponları kullanıyoruz. Evet. Merosel dediğimiz süngerimsi tamponlar. Bunlar ince, burun pasajına yerleştirilip şişerek basınç hissiyle kanamayı durduruyor. Ya da silikon tamponlar. Bunlarda içerisinden nefes alabilecek olukları var ve hasta için de yine bir miktar nefes almasını sağlıyor. Çıkarırken de tabii eskisi gibi herhangi bir ağrı olmuyor. Peki tamponlar ameliyat oldu diyelim hastamız, ya da şöyle söyleyeyim,
ameliyatı lokal yapıyor musunuz yoksa anestezili mi? Önce isterseniz ameliyatımızı bir tamamlayalım. Tabii. Yani burun ameliyatlarında, yani biz burun kıkırdak eğriliği için yaptığımız ameliyatları lokal de yapabiliyoruz, genel de yapabiliyoruz. Eskiden daha çok lokal yapılıyordu. Tabii şimdi anestezi, konfor hani ilerledikçe zaten kısa işlemler. Yani sedasyon altında, genel anestezi altında daha çok yapıyoruz. Hastanın psikolojisi için de daha iyi oluyor herhalde, tabii, değil mi? Yani bu aşamayı hissetmemiş oluyor. Bu şekilde daha konforlu yapılıyor günümüzde septum deviasyonu için ameliyatlar. Peki burun ameliyatı oldu hastanız. Kısa süreli dediniz. Maksimum ne kadar hocam bir burun ameliyatı? Tabii bu şimdi burun ameliyatının hani bu kemik kıkırdak eğriliği septum için yapılan ameliyatlar yaklaşık 15-20 dakikalık işlemlerdir genel anestezi altında. Evet. Peki ameliyatı oldu hasta kaç gün içinde taburcu olur? Tabii ameliyattan sonra burnun içerisinde bu tamponlarımız oluyor ve 2-3 gün bu tamponlar duruyor. Ameliyat olduğu gün ya da bir gece hastanede misafir ederek ertesi gün hastayı taburcu ediyoruz. İkinci günde ya da üçüncü günde bu tamponları yaptığımız ameliyatın şekline göre alıyoruz. Evet, yani aslında çok kısa süreli. Hem taburculuğu kısa süren bir işlem, tabii, evet, hem ameliyatı kısa süren bir işlem aslında. Öyle. Bir de eğer bu hastamız bir ofis çalışanı ya da evde uğraş veren bir kişi ise normal hayatına 3-4 gün içerisinde dönebiliyor. Tabii daha ağır fiziksel aktivitesi olan bir hastamızsa da bu süreçleri biraz daha uzatmamız mümkün. Evet. Peki bu konfor aslında silikon tamponlardan sonra da bir konfor aslında hasta için alınırken acı diğer gibi değil, değil mi hocam? Evet. Hani kanama olmuyor, eski tamponlar acı gibi olmuyor, değil. Ağrı acı olmuyor. Olmuyor. Evet, süper. Evet. Peki hocam septor hinoplasti diye bir durum var. Bu nedir? Şimdi septum biraz önce de bahsettik. Burundaki eğrilik için, burun içindeki eğrilikleri düzeltmek amaçlı yapılan, hava pasajını açmak için yapılan ameliyatlarımız. Rinoplasti de burun esteti. Yani burundaki şekil bozukluklarını gidermek için yapılan estetik amaçlı cerrahiler. Bu ikisinin birlikte yapıldığı cerrahilere septorinoplasti diyoruz. Yani hem burun içerisindeki bu eğrilikler giderilerek hastada daha rahat nefes sağlanıyor, hem de estetik bozukluklar giderilmiş oluyor. Yani hem İkisinin sağlık hem görünüş, evet, ikisi birlikte oluyor. Aslında burada ince bir detay var hocam. Siz KBB uzmanı olarak aslında estetik açıdan da müdahalede bulunabiliyorsunuz. Doğru mudur? Yani hastalarınız bunu biliyor ama mesela biz genel olarak estetik deyince plastik cerrahi olarak biliniyor. Genellikle bir estetik işlemlerde direkt plastik cerrahiye yöneliyor. KBB uzmanı da plastik cerrahi gibi estetik ameliyat yapabiliyor mu burunda? Tabii yani hem estetik cerrahlar hem de kulak burun boğazcılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de burun estetiğini yapıyorlar. Evet. Tabii biz bir kulak burun boğazcı olarak yani burun estetiğini yaparken burnun içindeki eğrilikleri de düzeltebiliyoruz. İkisini aynı anda yapabiliyoruz. Yine estetik cerrahlarda başka estetik işlemlerle birlikte burun içinde estetiklerini de yapıyorlar. Yani iki ana branş da aynı ameliyatı yapıyor. Yani gerçekleştirilebiliyor. Evet. Peki burun estetiği ameliyatında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Estetik çok önemli çünkü hocam. Hani gerçekten görünüş itibariyle insanlar bazen sağlıklarından ödün veriyor bunun için. Evet. Bugün yani günümüzde estetik cerrahi, özellikle de bu cerrahilerin içerisinde burun esteti en sık yapılan cerrahilerden birisi. Burun yani yüzümüzün tam ortasında yani ilk bakışta dikkat çeken ifadeyi oluşturan en önemli estetik bir yapımız. Yani burun ameliyatlarının yani estetik ameliyatlarının başarısı burun ameliyatlarından sonra estetik olduğu kadar tabii bir de burnun en önemli iki fonksiyonu var. Bunlardan birisi nefes almak ve koku. Bunların da korunmuş olması gerekiyor. Yani hem estetik olarak başarılı olması lazım. Hem de burnun bu fonksiyonlarını yani koku ve nefes alma fonksiyonlarını devam ettirmesi gerekiyor. Bu ikisi birleştiği zaman hani burun ameliyatları bu estetik amaçlı da olsa başarılı oluyor. Yani başarıdan böyle söz edebiliriz. Peki estetik yaptığınız yani burun estetiğiyle birlikte yaptığınız bir ameliyatta süreç nasıldır? Uzaması var mıdır? Yani taburculuk işlemlerinin.
Şimdi şöyle, yani burun estetik ameliyatlarını yani içindeki deviasyonlarla birlikte yapıyoruz. Yani planlarken tabii teknik de önemli. Açık yapabiliyoruz, kapalı yapabiliyoruz. Kapalı dediğimiz tekniği biraz açarak söylersek, burnun dışında hiçbir kesi, hiçbir izi olmuyor. Tüm yani girişlerimizi burnun içinden keserek yapıyoruz. Ve bazen yer yer, yani açık görüş, yer yer hani hissederek bir görüş altında yapıyoruz. Açık cerrahi ise bu burnun ortadan ikiye ayıran bu yatay parçasından yatay bir kesi yaparak cilt altını serbestleştirip tüm kıkırdak yapıları ortaya koyuyoruz ve her şeyi görerek yapıyoruz. Tabii böyle olunca açık cerrahi biraz daha uzun sürüyor. Ya kapalı yaptığımız cerrahiler biraz daha kısa oluyor. Yani bu şekilde. Peki açık olan da süre ne kadar uzuyor hocam? Diğeri 20-30 dakika demiştiniz sanırım. 20-30 dakika burun içindeki kıkırdak kemik eriliklerini düzeltmek için. Yani Estetik için rinoplasti değil. için ise 1-1,5 saat oluyor o Evet. vakitte. Peki hocam, rinoplasti ameliyatındaki iyileşme süreci nasıl? Yani görüntüde değişme oluyor mu hocam? Çünkü bildiğimiz kadarıyla bu septumda sadece burun eğrilikleri vesaire düzeltiminde içerideki ne derler ona, et alımlarını vesaire pek bir şişme, morarma çok olmuyor diye biliyoruz. Peki estetikte de bu şekilde mi hocam? Şimdi şöyle söyleyecek olursak, yani burun ameliyatlarından sonra tabii burnun üzerinde bir alçı oluyor, bir flaster ve termoplastik atel adını verdiğimiz alçı. Burnun içerisinde de silikon, yani bahsettik, silikon tamponlar oluyor ve bu tamponları biz 2-3 gün sonra alıyoruz. Burnun üzerindeki alçıları da 7 ve 10. gün içerisinde çıkartıyoruz. Tabii bir 2-3 gün burundan böyle pembe renkli akıntılar olabiliyor. Bu süre zarfında hastaya antibiyotik başlıyoruz. İşte hapşırmaması için antihistaminikler veriyoruz. Ve daha konforlu olabilmesi için de ağrı kesiciler veriyoruz. Burun sırtındaki ödemlerin çözülmesi yaklaşık 1 aylık bir süreç. Burun ucundaki bu ödemlerin gitmesi de 2-3 aylık bir süreci kapsıyor. Tabii burun gerçek şeklini 6 ay içerisinde, yani büyük bir oranda alıyor. 6 aydan sonra daha kötüye bir gidiş beklemiyoruz. Ama nihai olarak hani gerçek şeklini 1 yıl içerisinde alıyor. Tabii bu süre zarfında da biz gözlük takmamalarını, bir 6 ay gözlük takmamalarını, bir 3-4 hafta burunlarını derin böyle zorlayarak sümkürmemelerini, güneşe çıkarken güneş kremi kullanmalarını, spor, yani ilk 1 ay spor yapmamalarını öneriyoruz. Evet. Peki başka bir konuya geçecek olursak burun eti nedir hocam? Bu çocuklarda çok sık görülüyor bildiğimiz kadarıyla. Bu horultu nedenleri deniyor genelde bunlara. Burun eti nedir hocam? Şimdi bu halk arasında yani çok karıştırılıyor. Burun eti ve geniz eti farklı şeyler. Çocukluk döneminde görülenler daha çok geniz eti. Geniz eti. Geniz eti burnun girişinden yaklaşık 10 santim arkada olan adenoid dediğimiz yapılar. Tabii bunların büyümesinde de burun tıkanıklıkları oluyor. Bunun dışında burun eti dediğimiz yapılarda burnun hemen girişinden 1,5-2 santim içeride başlayan sağlı sollu üçer çift olan bunlar orta ve üst olmak üzere ve görevleri de işte burundan alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını ve filtrasyonunu sağlayan son derece de yani burun fonksiyonları için de önemli olan yapılardır. Evet. Aslında sağlıklı bir yapı burun eti. Geniz eti gibi rahatsızlık veren bir yapı değil aslında. Doğru mu? Yani şöyle, geniz eti de bir lenf dokusu olması gerekiyor çocukluk döneminde. Tabii bunların büyüklükleri de problem oluyor. Burun eti de normal anatomik ve fizyolojik süreçte olması gereken yapılar. Bunların anormal yani olarak büyümesinde şikayetler oluyor. Peki burun eti büyümesinin nedenleri nelerdir hocam? Tabii en sık sebep alerji. Alerjik hastalarda burun etleri çok fazla miktarda büyüyüp pasajı kapatıp önemli burun tıkanıklığı nedenlerine sebep olabiliyor. Bir diğer sebep de paradoksik, yani ters burun eti büyümeleri diyoruz. Burada da bunu biraz açarak anlatacak olursam, daha önce kemik ve kıkırdak eğriliklerinden bahsettik. Mesela Evet. burnun içerisinde sağ tarafta bir kıkırdak eğriliği var. Sağ nazal, yani sağ taraftaki burun pasajı bu kıkırdak eğriliğinde dolayı kapalı ve burna hava sol taraftan giriyor. Yani Evet. sol taraftan sağ tarafa
göre daha fazla miktarda burun içerisinden hava akciğerlere iletilmek üzere burundan giriyor. İşte buradaki burun etimiz de bu havayı daha iyi filtre etmek, ısıtmak için büyüyor. Tabii çok fazla miktarda büyüyünce de burayı kapatıyor. Yani tıkayarak ve bu da burun tıkanıklığına sebep oluyor. O zaman hasta hem sağ taraftan ki burada kıkırdak eğriliği vardı, nefes alamıyor, hem de sol tarafta burun eti büyümesi nedeniyle pasaj kapalı olduğu için buradan da rahat nefes alamıyor. Peki tedavisi var mıdır? Tedavisi nasıl oluyor hocam burun etinin? Tabii burun etinin tedavisinde en önemli sebep alerji dediğimiz için öncelikle medikal tedavisinden biraz bahsedelim. Yani önemli olan alerji, işte bu endüstriyel artıklar, tozları temizlemek için biz burun temizleyicilerinden faydalanıyoruz. İşte yüksek volümlü, basınçlı burun içerisinde kullanılan burun temizleyicileri, okyanus suları, deniz sularından hastalardan temizlemek ama amaçlı veriyoruz. Bunu evde kendileri de yapabilirler. İşte bir bardak suya bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşık karbonat da koyarlarsa daha iyi olur. Bununla burunlarını temizleyebiliyorlar. Tabii bunun dışında biz antihistaminiklerden ve yine burun spreylerinden de faydalanıyoruz. Tabii eğer bu da burun etinde bir küçülme olmazsa ve hastada şikayetler devam ediyorsa da bu sefer cerrahi işlemler değerlendiriyoruz. Fakat cerrahi deyince hani böyle çok korkmasınlar. Burun etlerine yaptığımız cerrahiler çok böyle büyük cerrahi işlemler değil. Radyo frekans uyguluyoruz. Bunlar çok kısa, lokal anestezi altında yaptığımız küçük işlemler ve bu işlemlerde burunda herhangi bir tamponlama yapmıyoruz ve hasta bir 15-20 dakika sonra normal iş faaliyetlerine devam edebiliyor. Böyle yani. Peki hocam az önce bahsettik ya bu ameliyatlardan, estetiklerden vesaire. Bunlarda kadın erkek farkı var mıdır? Yani ameliyatları yaparken kadın erkek arasında etkilenme ya da şişme ya da morarma hepsinin bir farklılığı var mıdır yoksa hiç fark etmez? Şimdi şöyle, tabii burun estetiği deyince yani burunun görünüş açısından erkek burunlarının daha düz olmasını, üstünün daha düz olmasını ve burun ucundaki açının yaklaşık 90 derece olmasını planlarız ameliyat öncesinde. Bayanlar da tabii daha kavisli, daha burun ucu daha kalkık, yani burun ucu dudak açısının yaklaşık 120 derece olmasını planlarız. Bu açıdan ameliyatları farklı ama ameliyat sonrasında işte morarma olsun, işte nazal tamponların çıkarılması, alçının alınması, işte korumalar aynı. Yani evet. Onlarda bir değişiklik olmuyor. Evet. Peki hocam buradan da dilerim sinüzit. Sinüzit nedir? Çok fazla duyuyoruz sinüziti. Sinüzit yani üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra da olabiliyor. Burunda havalı olması gereken paranazal boşlukların iltihaplı hastalıklarına diyoruz. Sinüzit. Peki sinüzitin tedavisi var mıdır? Çok sık rastlanıyor değil mi hocam bir de? Sinüzit tabii çok sık rastladığımız bir hastalık grubu. Tedavisinden bahsederken hangi aşamada gördüğümüz de çok önemli. Yani hepimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, bir nezle gripten sonra akut sinüzit atakları geçiririz. Tabii akut sinüzitte tedavimiz farklı, kronik sinüzitlerde tedavimiz farklı oluyor. Akut sinüzitlerde antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Mukus salgısını inceltecek ilaçlardan, yine mukus salgısını azaltacak ilaçlardan faydalanıyoruz. Yine burnun bu tuzlu sularla, okyanus sularla açılmasını sağlıyoruz. Yine burun açacak spreyleri kullanıyoruz. Kronik sinüzitlerde de mukozada bir süreç var. Bu süreci durdurmak için yine yani burun spreylerinden ve burun açıcı solüsyonlardan faydalanıyoruz. Tabii eğer sinüzit çok sık tekrarlıyorsa, rekürense yani tedaviye dirençli ise bu sefer de cerrahi işlemler değerlendiriyoruz. Hani cerrahiler gündeme geliyor tedavisinde. Evet, dilerseniz kısa bir ara verelim. Sonrasında sinüzite ne zaman ameliyat yapılır? Bunu konuşalım. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Evet sevgili izleyenler, Vizyon 58 ekranlarında Doktor Emel Peru Yücel ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Emel Hanım, sinüzitten bahsettik en son ve dedik ki sinüzitlerde ne zaman ameliyat uygulanır? Bunu şöyle, yani iki şekilde bu soruyu cevaplayayım. Birincisi, hangi hastalık veya koşullarda ameliyat yapılır sinüzitte? Bir de sinüzit hangi dönemde ameliyat edilir? Çok sık tekrarlayan akut iltihap ataklarının olduğu rekürans sinüzitlerde cerrahi düşünürüz. Yine tedavi verdik, tedaviye dirençli sinüzitlerde biz cerrahi düşünürüz. Bunun dışında sinüs drenaj yollarının kapalı olduğu durumlarda biz cerrahi düşünürüz. Yine daha önce, yani programın başından beri bahsettik. Burun içerisinde işte sinüzite de sebep olacak kıkırdak, kemik eğriliklerinde, yani et büyümesinde bu gibi durumlarda da, yani anatomik problemlerde sinüzite yol açıyorsa bunları da düzeltmek amaçlı cerrahileri düşünürüz. Yine özel bir takım sinüzit şekilleri var. Mesela nazal poliplerde burun içerisindeki mukoza burada çok böyle ödemlenip şişip ve burun pasajını kapatıyor. Nazal polipozisle sinüzitlerde de biz cerrahi düşünürüz. Peki cerrahi ne zaman yapılmalı? Biz akut iltihaplı sinüzitlerin akut iltihap anında cerrahi yapmak istemeyiz. Ya da işte kronik sinüzitlerde bir mukozayı yatıştırdıktan sonra ameliyat etmek isteriz. Ya da nazal polipli sinüzitlerde de poliplerin biraz geriletildiği durumlarda cerrahi yapmak isteriz. Çünkü bu bizim ameliyat kalitemizi de etkiliyor. Burun içerisinde çok dar alanlarda çalışıyoruz. Daha iyi görüş alanı sağlamak, kanamanın daha az olması için de bu dönemlerde tedavi vererek, takip ederek bu dönemlerde cerrahi yapmayı planlarız. Evet Emel Hanım, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Peki buradan hastalara önerileriniz var mıdır? Yani hastalara önerim, burun bizim çok önemli bir organımız. Burundan nefes almak çok önemli. Yani tüm vücudumuz için, akciğerlerimiz için, kalbimiz için çok önemli. Burun tıkanıklıklarını önemsesinler, hani geciktirmesinler. Özellikle çocuklarda da burun tıkanıklıkları okul başarılarını engelliyor. Çok sık kulak enfeksiyonları geçirmelerine, kalıcı kulak problemlerine yol açabiliyor. Bunları önemsesinler. Ve yani şey amaçlı başvursunlar. Peki, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Perşembe saatler 17.30'u gösterdiğinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.